Selamlar arkadaşlar. Dün Mantıklı Kadın blog sayfasının RedBin'in Dindar Zihni adlı bir yazısını podcast formatında sizlerle paylaşmıştım YouTube üzerinden. Fakat Mantıklı Kadın'ın Twitter'daki kullanıcı profilinde bir çocuk resmi olduğu için ben de videonun thumbnail'ına onun profil resmini koyduğum için YouTube'un algoritması maalesef videoyu çocuklara özel bir video olarak algılayıp Erişim kısıtlaması getirmiş ve yorumları kapatmış. O yüzden birçok arkadaş istedikleri yorumları yazamadılar. Bu yüzden bu podcast'i e, kapak fotoğrafını değiştirip sizlerle yeniden paylaşıyorum. Bu videoda tamamen mantıklı kadının düşüncelerini dinleyeceksiniz. Ben hiçbir şekilde bir yorumda bulunmayacağım. Podcast'i sonuna kadar dinlemeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Evet bu bölümde bir Red Pill eleştirisi dinleyeceğiz şimdi. Daha önce size Mantıklı Kadının blog yazısından bir bölümü paylaşmıştım. Bu blog sitesinde Red Pill çizgisine alternatifler başlıklı özellikle Red Pill eleştirisine alın, ayrılmış bir bölüm var. Bu bölümde olan yazılardan bir tanesini sizlere okuyacağım. Bu bölümde yazıya dair hiçbir yorumda bulunmadan sadece yazıda Yazılanları dinlemenizi istiyorum. İlerleyen zamanlarda artık bir canlı yayın yaparız ya da başka bir şekilde eğer isterseniz yazıya kendi görüşlerimi de eklerim. Fakat bu bölümde sadece mantıklı kadının konuyla ilgili düşüncelerini dinleyeceksiniz arkadaşlar. Ben kanalımda Red Pill'e anlattığım kadar Red Pill'e yapılan eleştirilerin de bilinmesini istiyorum. Bu yüzden bu konuda yapılan eleştirileri sizlerle paylaşıyorum. Hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. Red Pill'in dindar zihni. Dine inananları düşünelim. Hayatı okuyuşlarını dindar biri için hayatta gördükleri her şey dinin anlattıklarının bir sağlamasıdır. Din o kadar güzel şeydir ki vallahi de çok doğrudur. Gören gözler için nice dersler vardır değil mi? Bir fikirler bütünü bir sistem ile ne kadar haşır neşir olursanız onun içeriklerine ne kadar maruz kalırsanız tüm algı dünyanız ve anlamlandırmalarınız ona göre şekillenir. Gerçekten de absürt olmayan tüm düşünce sistemleri belli nedenselliklere dayanır ve gerçeklikten parçalar içerirler. Sistemini mantıklı kılacak açıklamalar yapar, gereken noktalara yaftalar takar ve açıklayamayacağı konuları cevaplandıramayacağı soruları es geçerler. Dindar zihinde o es geçmeleri görmezden gelir. Neden? Çünkü sistem genel olarak onun aradığını vermekte ve onun psikolojik ihtiyaçlarını tatmin etmekte, gündelik hayattaki problemlerini çözmekte, onun hedeflerine yaklaştırmaktadır. Ancak sadece o kişinin ve o kişiyle benzer arayışta olanların herkesin değil Bugün dindar bir Müslüman için her şey gayet ayağın beyan ortada ve İslam hak bir din iken bir ateist onun inandığı şeylerden hiçbir feyz almaz. Bambaşka da bir hayat yaşar, Müslümanın bahsettiği bazı şeyler başına gelir, bazı şeylerse hiç gelmez başına gelenleri başka şekillerde anlamlandırır. Onun gerçekliği içinde de kendi anlamlandırmaları, kendi kurduğu neden sonuç ilişkilendirmeleri gayet mantıklıdır. Ama bir Müslümanın ve bir ateistin tam olarak aynı olay üzerinde yapacağı anlamlandırma birbirinden tamamen zıt olabilir. Red Pill'de işte bunlar gibi bir akım sadece. Kendince mantıklı çözümlemeleri, çok akıllıca ve işlevsel bir sistemi var. Sistemin dışına çıkmak isteyenleri, dışarıda olan insanları yaftaladığı mavi haplılık, mor haplılık gibi isimlendirmeleri var. Bu tip insanların yaşadıkları olumsuzlukları birbirine anlatıp kendilerini haklı çıkardıkları kıssaları var. Açıklayamadıkları için görmezden geldikleri Red Pill yöntemlerinde... Ya yani Red Pill yöntemlerine göre hiç yürümeyeceği düşünülse de yürüyen ilişkiler var. Bu ilişkiler Dair istisna olduğu Yaftalamaları var Red Pill ve anlattıkları hayatın değişmez Gerçekliği değil o gerçekliklerden Bir gerçeklik onun içine girdiğin Zaman yaşadığı her şey ona uygun Gelecek zihnine her gördüğünden Tatmin olacak her başarında Sistemi onaylayacaksın bu böyledir Başarısızlıklarının da bir açıklaması olacak Mutsuzluklarının da eskiden Yaşadıklarının da her şeyi Sisteme göre uygun yerlere oturtacaksın aklında Ha diyeceksin İşte Hayatın çözümlemesini buldun ancak Hiçbir sistem içindekilere her koşulda ve her amaçta çalışacak, seni mutlak olarak mutlu edecek bir çözüm sunamaz. Bazı insanlar red pill ile mutlu olacakken bazıları başka şeylerle mutlu olabilir. Sistemler insanları içinde tutmak için dışarıda olan insanları aşağılar. Mesela dinler inanmayanlara kafir derler ve ziyanda olduklarını söylerler ancak aslında kafirler de kendilerine göre gayet güzel bir hayat yaşamaktadır. Bir kafire sorsan onun pek sıkıntısı yoktur. Bir Müslümana sorsan onun sıkıntısı yoktur yok mudur? Burada tek önemli olan şey içine girmek isteyeceğin sistemin senin hayat amacına uygun olup olmadığıdır. Eğer beğendiğiniz monogami ise red bile girmeyin. Bir erkek bir erkek de monogamiyi beğenebilir. Bunda utanılacak bir şey yok. Red Pill size olduğunu söylüyor çünkü erkek için koyduğu hedefleri erkeğe uygulatabilmesi için erkeği poligami deneyimine götürmek zorunda. Tüm sistem bolluk zihniyeti üzerine kurulu. Red Pill sizi daha iyi bir toplum istediğiniz ve daha iyi bir monogamik ilişki kurmanızı sağlayacak her noktada mavi haplı olarak yaftalayacak ve bu yüzden suçlu hissedeceksiniz. Aslında suçlu değilsiniz, ezik değilsiniz, feminen değilsiniz. Sizin istediğiniz şey başka ve bu diğerlerinden daha kötü bir yol değil. Diğerlerinden sizi daha çok üzecek bir yol değil. Diğerlerinden daha riskli değil. Bu yolu bir yolu daha iyi ya da kötü kılacak tek şey sizin aftallığınız, zaaflarınız ve psikolojik sorunlarınız olur başka hiçbir şey değil. Bazı noktalarda siz bir red pilciden daha çok zorlanacak ve mağdur olacaksınız. Bazı noktalarda o sizin zihinsel gücünüzün ve iletişim becerilerinizin yanına dahi yaklaşamayacak. Burada mutlak bir üstünlük söz konusu değil. Tamamen öncelikler ve o önceliğe götürecek yolların artıları, eksileri meselesi. Erkeksi bir erkek olmak isteyebilirsiniz ancak Red Pill yine de birçok yönüyle size uymayabilir. O size isimler takacak ama sağlamlığın çerçeve sahibi olmanın ilk adımı sizin beğenmediğiniz. İçiniz esinmeyen bir sistemin size taktığı yaftayı umursamamak değil midir? Beğenmiyorsanız beğenmiyorsunuz. Her erkek tam bir Red veya bir beta olmak arasında seçim yapmıyor. Kişilik konusunu kadın yaftası olarak anlamlandırıyor Red Pill bunu yapmak zorunda. Ancak bu hakikatle çok bağlantılı bir yorum değil. Bugün genleriniz, annenizle yaşadığınız 0-2 yaş deneyimlerinizle şekillenen bağlanma stiliniz, babanızın nasıl bir erkek olduğu, dini inançlarınız, kaçıncı kardeş olduğunuz, kız kardeşiniz olup olmaması hepsi sizin bu hayattaki kadın erkek ilişkilerinize dair kararlarınızı şekillendiriyor. Bunlara göre hedefleyeceğiniz tırnak içinde en iyi versiyonunuz, Red Pill'in size e giydirmek isteyeceği en iyi versiyonunuzla aynı olmak zorunda değil. Red Bill'in anlatıları kadınların hepsini kapsamıyor. Hani oyunu anlatırken kabulden çok reddedildiklerinden ya da bazı kadınları kendilerinin elediklerinden bahsederler ya. İşte onlar biziz. Sekse kendi prensipleri gereği yavaş giden kızlara dair pek bir çözümleme yok mesela Red Pill'de. Bu kızların hayata bakışı konu dışı. Neden bekleyeceksin ki? Next'le diyorlar bizim gibiler için. Sanırım Türkler çok sıkıştırdı diye bazı Türk içerik üreticileri 27 yaşından önce bu kızlarla ne işin var? Sonra bakarsın gibi yumuşak bir geçiş yapmış sadece. Red Pill Promise Quiz hayat tarzına dair bir yöntemler bütünü ve Amerika'daki da, ve Amerika'da dahi insanların yüzde onunun bu tarzda yaşadığı iddia ediliyor. Tamam, bu yüz yapıyor ama milyonlar hala bu şekilde yaşamıyor. Öyle yaşayan ve yaşamak isteyen insanlar için geçerli olan değerler bütünü biz istemeyenleri bağlamıyor. Benzer potansiyel hepimizde var ancak biz oraya çık ortaya çıkartmıyoruz bu potansiyeli. Bazen potansiyel yüzeye çıkmak istiyor ve sorun yaşıyoruz ama kendi yöntemlerimiz var bununla baş etmek için. Redpill ise bizde sorunu gördü mü aha diyor kendini doğrulanmış sayıyor. Bir kriz anında gayri ihtiyari dua eden ateiste aha duaya ihtiyacı var diyen işte diyen Müslüman gibi. Ama krizi ateist kendi yöntemiyle söndürüyor aslında. Hiçbir sistem krizsizlik vaat etmez. Red Pill'in de yetersiz kaldığı çok konu var ama onlara es geçitme mekanizmasını iyi kurmuş. Allah ile ilgili çok zor ve derin düşüncelere dalan insanlara sen bu konuları çok düşünme, seni dinden çıkarır gibi cevaplar vermekte de es geçme mekanizmasıdır. Red Pill batı değerleriyle yaşamayan kadınları ve onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini açıklayamaz. Cinsel devrimin devirmene su taşıyamayacak yöntemleri açıklayamayacağı gibi sakıncalı bulur, aksi halde kendi sistemi çalışmaz çünkü. O yüzden benim içeriklerime de çoğu zaman mavi haplılık diyecek. Kötü ve işlevsiz erkeği mağdur edecek bir sistem olduğunu söyleyecek. Oysaki bizim hayat tarzımızda sistem işliyor. Erkeği red pill'in öncelik sırasına göre bazen mağdur ediyor ancak bizim sistemimiz içinde etmiyor. Bana bazen Müslüman olsaydın çok iyi olurdun diyorlar. Evet, çünkü Müslümanlıktan çok uzak bir hayat tarzım yok. Ancak hayata dair çözümlemelerim ve anlamdırmalarım, hedeflerim İslam'dan farklı. Benim önerdiğim erkek ile red bir erkeği çok farklı olmayacak. Aynen benim Müslümana benzemem gibi. Ben kılıbık ezik erkek olmayı önermiyorum. Ama kilit noktalarda mavi haplılık yaftasını yiyeceğini bilmesi ve bundan eziklenmemesi gerekiyor. Eziklenmemek için de neyi neden yaptığını, neden red bir içeriklerini değil de bizim tarz içeriklerini seçtiğini kendi bilmeli. Seçimlerini temellendiren insanın utanacağı bir şey yoktur. Ve seçiminin getirdiği zorlukları doğru şekilde göğüsler. Yolundan dolayı mağdur olmaz. Bugün her başarılı erkeğin arkasında bir kadın yok ama her başarılı erkek de yalnız değil. Hayatının çok erken dönemlerinde dahi olsa bir eş bulup onunla birlikteyken hayatını inşa edip saygın bir alanda tepelere ulaşan nice erkek var. İlişkiler ancak belli bir kadın tipiyle yaşandığı zaman sorun olma potansiyelindedir. Ve Red Pirin sistemi erkeğe gelişme sürecinde sorun yaşatmayacak tipte kadınların çoğunun en baştan elenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla onu sistem, onun sistemi içinde bu erkeklerin yaratılması pek mümkün değil. Güzel bir kadın olmama rağmen Red Bull takipçisi erkekler bana yürümez. Yürümedi. Neden? Red Pill erkeği beni nerede eler? Gözüme baktığı zaman geri bakış göremeyeceği için eler. Çünkü ben sokakta, kafede insanlarla göz kontağı kurmam. Prensiplerim gereği tanımadığım erkek yakışıklı da olsa benim için yok hükmümdedir. Allah sahibine bağışlasın der geçerim. Hadi diyelim okuldan vesaire tanışıyoruz. Üçüncü görüşmede seks yapmam. Kezban yaftası yapıştırması umurumda değildir. Benim için erken. O topa girmedim, girmem. Bu tip erkekler de bunu baştan sezer ve benden itilir zaten. Hatta şimdi düşünüyorum da zamanında bana gizli bir öfke gösteren bazı erkekler sanırım beni alttan alta isteyip hayattaki duruşumun onların oyununa izin vermemesine bozulan tiplerdi. İşte bakın biz buradayız ama onlar bizi eliyor. Biz bizi elemeyen ve çerçevemize saygı duyanlarla <laughs> devam ediyoruz. Çerçevemize saygı duyanlarla. Red Pill kadınların güdüsel olduğunu iddia ve kabul etmek zorunda çünkü aksini yaparsa yeni yani bizim mantığımız ve temiz duygularımızla da karar veren bir varlık olduğumuzu kabul ederse hedeflediği güçlü erkek yaratmak modelini işletemez. Bu konuda gerçekçi ve akıllıca davranıyor, insanı iyi çözmüş, zira insan bir şekilde kendi sorumluluğunu azaltabileceği bir kapı görürse orayı istismar eder, kolaya kaçar. Tövbe kapısı açık diye günah işleyip duran dindarları düşünün. Ben bu konularda kendi modelimi dengede görüyorum. İnsan hem karşı tarafın ahlakını ve yetinmesini göz önünde alarak partner seçmeli, bunu ondan ummalı, hem de kendini asla salmamalı ve partnerini güdülerine teslim etmemeli. Red bir ile bu konuda farklı durmam çok doğal. Çünkü ben bir kadınım. Ben zaten bin yıllardır güdüleri toplumca hoş görüldüğü için sadece iradesine güvenebileceği, hoş görülmediği için demek istemiş sanırım yanlış yazmış. Ee, güdüleri toplumca hoş görülmediği için sadece iradesine güvenebileceğim bir partnerleyim. Bu erkekler ise şimdiye kadar güdüleri toplumca bastırılmış, şimdi ise sonuna kadar güdüsel davranmaları pompalanan bir partneri hedefliyorlar. Dediğim gibi Red Pill'in yaptığı akıllıca bir duruş, pratikte erkek için daha risksiz ama şunu görün ki Red Pill'in kadın hakkında söyledikleri onun modelini işletebilmek için seçtiği default bir kadın modeli. Hepimiz bu modelde değiliz ve bence öyle olmayanlarımız ile daha sağlıklı ilişkiler yaşanır ve erkek ilişki içinde bizim gibilerle daha rahat hisseder kadından ilişki tavsiyesi alınmaz diyecekler. Bunu kadınlara ve erkeklere neler söylediğime, bütün olarak neler önerdiğime, erkeğe ne kadar beta, ne kadar alfa bir duruş önerdiğime göre tekrar değerlendirin. Aslında Red pillin yüksek değer denen %70 alfa, %30 beta karışımı erkekten çok farklı bir model amaçladığımı söyleyemeyiz, göreceksiniz. Twitter'da beni takip edin mesela, ilişkilere dair yaptığım yorumlara ''Aa bu kadın Red Pill'ci'' diyeceksiniz, iddia ediyorum. Alpago adlı bir kullanıcı 6 ay önce bu yazının altına şöyle bir soruyu sormuş onu okuyacağım şimdi. Sizin içeriklerinize genel oranda %65-75 ve redpil bir içeriklerini okuyan dindar birisi olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi dindar dediğimiz kadınlar ve sizin tipolojisini verdiğiniz kadınlar rap birindi diğer erkeklerden hoşlanıyor ve istiyorlar maskülen olma adımında re, maskülen olma adımında Red Pill'den faydalanan birisiyim. Red Pill'in hep erkeğe kontrol bindirmesinden çok memnun değilim. Çünkü her durumda iyi olursam kadın beni terk etmez diyor. Ancak hipergamisini kontrol etmek kadının elinde ben yardımcı olurum ancak. Bu konuda Red Pill'in kontrol manyaklığı beni sizin içeriklerinize yaklaştıran sebep. Geçenlerde dindar bir Red Pill maskülen erkekle konuştum. O da bana Red Pill'i al sonra dini entegre edersin diyor. Ancak ben bu konuda Red Pill'i alırken dinle entegre bir şekilde almaya çalışıyorum. Red Pill'in odanındaki erkeklerin hepsi tabak çevirmiyor. Dindar bir erkek Red Pill'i nerede bırakmalı? Mantıklı kadın şöyle cevap vermiş. Alpago. Din serbest cinsel piyasanın hem kadınlara hem de erkeklere yaşattığı mağduriyetleri kontrol edecek birçok yasak veya öğüt içeriyor. Kadınların hipergamisini erkeklerin ise poligamisini yok saymasa da büyük oranda zararsız bir seviyeye indiriyor. Kadınların erkekleri başkası için terk etmesinin, erkeklerin kadınlarla sınırsızca yatıp onların geçmişlerine sorumsuzca iz sürmelerinin önüne geçiyor. Bunu da kadın erkek arasında ve nefsin ihtiraslarına ket vurarak gidip yapıyor dini çerçeveye göre yaşayan insanlar bunların mağduriyetlerini yaşamamak konusunda dine güvelebilirler. Ancak din cinsel çekim konusunu bu mesele çiftlerin azımsanamayacak kısmı için çözümsüz olduğundan bir miktar hasır altı ediyor. Evet erkeklerin belli bir kısmı ne yaparsan yap kadınlara çekici gelmeyeceklerdi ama toplum huzuru için belli kesimleri dışlamamak adına bu insanlar da evlendirildi. Sen dindar bir erkek olarak dinin çerçevesini öğret bilden de erkeğin çekiciliği konusunda yolu konusunda dinle çelişmeyen her şeyi al. Dinin yasakladığı konuları dışarıda bıraktığın halde çekici bir erkek olabilirsin. Karın da dinin sınırlarına samimiyetle riayet eden bir insan olduğu zaman ihtiraslarından yana rahat olur, geçinir gidersiniz. Neticede bugünlere insanlık ihtirasları ile değil, nefs kontrolü ile geldi. Of oh, tam tersi vardı. <laughs> Medeniyet dediğim bunun üstüne kurulu. İçine çekiciliği de kattığın zaman ölçülü bir hayat yolu çizmiş olursun. Mükemmel red bir erkeği olmak mümkün değil. Dindar çevrede ilişki kalitesine etkili olacak olsa da tecrübesizlik dolayısıyla karşılaştırma yapılmayacağından gerekli de değil. Herhangi bir hedefe fanatizm derecesinde bağlanmak, kendini bunlara göre ölçmek zararlı demiş Evet arkadaşlar bu da böyle bir bölüm oldu. Ne düşünüyorsunuz? Mantıklı kadına Red Bill ile ilgili yaptığı söylemler hakkında katılıyor musunuz ya da katılmıyor musunuz? Eğer katılıyorsanız neden katıldığınızı, katılmıyorsanız neden katılmadığınızı lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Daha fazla mantıklı kadın içeriği gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.